Merhaba arkadaşlar, Iko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmeyeceğim. Daha önce bu platformdan bahsetmiştim ve bu platformun önemli gelişmeleri mevcut. Örneğin sitesinde bir gelişme olmuş. Ayrıca token satışında bir gelişme mevcut. Bu yüzden bu platformu tekrardan anlatma gereği duydum. Öncelikle bu platformun daha önceki videosunu istiyorsanız burada izleyebilirsiniz. Bu platformun zaten hem tanıtımını yapmıştım, hem de airdrop kampanyası vardı, onun tanıtımını yapmıştım. İstiyorsanız bunu da inceleyebilirsiniz. Zaten sitesine baktığınızda görmüş olduğunuz gibi o zamanki site ile şu anki site arasında oldukça büyük bir fark mevcut. Bayağı geliştirmişler kendilerini. Şimdi bu Citizen Finance nedir? Bundan bahsedelim. Citizen Finance yeni nesil NFT araçlar kısmı yer almakta burada. Bunu inceleyebilirsiniz. Yani platform kısaca oyun, sanat ve merkezi olmayan finansta yeni nesil NFT tabanlı araçlara güç veren çok zincirli bir ekosistem. Dünyanın NFT ile ve kapsamlı teknolojilere geçişini hızlandırmak amacıyla Citizen Finance teşvik etmek için ucuz ve kullanımı kolay araçlar sağlar demiş burada. Yine platform içerisinde oyun oynayabiliyorsunuz, ticaret yapabiliyorsunuz, stake yapabiliyorsunuz ve burada da teminat kısmı yer almakta. Yani borç alma ve borç verme platformu olarak da karşımıza çıkmakta. Platformun içerisinde çeşitli uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar MetaCity diye bir uygulaması mevcut. Burada FPS oyunu oluşturmuşlar ve oyun oynayarak token kazanabiliyorsunuz. Ayrıca NFT'ler kazanabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim ve ayrıca bu platform içerisindeki kazanılan parayla ögeler alabiliyorsunuz. Yine burada Santa Fe kısmı var. Binance akıllı zincirinde merkezi olmayan borç verme ve stake protokolü olarak karşımıza çıkmakta. Burada Sifipova kısmı yer alıyor. Koleksiyon olarak dijital sanat eserleri oluşturun ve ticaretini yapın diyor burada. Bu platform üzerinde kendi dijital ürününüzü oluşturabiliyorsunuz ve bunun ticaretini yapabiliyorsunuz. Yine burada Pova X kısmı yer almakta. Koleksiyonunuzu genişletilmiş gerçeklik kullanarak yaşayın diyor ve yakında da daha devamı gelecekmiş. Burada token ekonomisi kısmı yer alıyor. Toplamda 500 bin arzı mevcut ve burada dağılımını görebilirsiniz. Mining için %57'lik bir kısım ayrılmış. Bu önemli bir kısım. Şu anda token satışı için %20, likidite için %12, yine burada bounty için %1, takım için %10'luk bir kısım ayrılmış. Yol haritasına baktığımızda şu anda zaten buraları yapmışlar ve Sifipova'nın testnet aşaması var şu anda. Onu da söyleyelim. Şu anda bizim için 2021'in ikinci çeyreği önemli. Testnet aşaması zaten yapılıyor. Token satışı yapılacak. NFT staking kısmı açılacakmış. Pazar yeri açılacak ve MetaCity alfa sürümü ilk olarak kullanıma sunulacakmış. Yine PovaX beta sürümü kullanıma sunulacakmış. Bunu da söyleyelim ve diğer gelişmeleri burada görebilirsiniz. Şimdi alt kısma geldiğimizde burada teknoloji kısımları yer almakta. Binance Smart Chain teknolojisini kullanıyorlar. Yine Unity, Chainlink, NFT gibi, yine IPFS gibi, burada görmüş olduğunuz gibi teknolojileri kullanıyorlar. Ayrıca platformun hem Steam üzerinde bir oyunu mevcut olacak, hem de Android içinde bir oyunu olacağını söyleyebiliriz. Şimdi burada da dokümanlar kısmı yer alıyor. Dilerseniz burayı da inceleyebilirsiniz. Biz daha önce zaten önceki videoda burayı incelemiştik. Görmüş olduğunuz gibi platformun burada kendi NFT'nizi bu şekilde falan oluşturabiliyorsunuz. Yine burada Santa Fe kısmı yer almakta. Platform bu şekilde çalışacak. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelelim bizim için önemli olan kısımlardan birine. Token satışı nerede yapılacak? Bugün açıklanana göre Super Launcher diye bir platform var. Bir IDO platformu. Burada token satışı yapılacağını söylediler. 22 Mayıs Türkiye saatiyle 17'de token satışı yapılacak. Şimdi platforma gelelim. Bu platform daha yeni bir platform ve ilk IDO'su olduğunu söyleyebiliriz. Burada daha önce sadece kendi platformlarının token satışını yaptılar. Görmüş olduğunuz gibi hem özel satışını hem de armada satışını yaptılar burada. Burada zaten Citizen Finance'ın 5 gün 21 saat
54 dakika içerisinde token satışı başlayacağını söylemişler. Burada token satışına katılabilmeniz için minimum elinizde 100 adet Launch Token tutmanız lazım. Peki bir adet Launch Token değeri ne kadar? Ona da bakalım. Onu da inceleyelim. Burada baktığımızda toplam arzı 6 milyon. Ancak bu token değeri şu anda 62 cent olarak göze çarpıyor. Yine burada bir diğer kısım 6000'lik bir katmanı mevcut. Örneğin biz 100 adete bakalım. 100 adete baktığımızda burada 61 dolar şu anda. Tabii ki de bu fiyat değişebiliyor. En yüksek baktığımızda 9 Mayıs'ta 98 senti görmüş. En düşük 41 senti görmüş. Zaten piyasaya bu ön satışta baktığımızda şurada ön satışta da 25 sentten satışa sunulmuş bu platform. Benim baktığım, gördüğüm kadarıyla görmüş olduğunuz gibi burada bir BNB'ye karşılık 2300 adet token satışı yapmışlar. Çok fazla yükselmemiş aslında. Hani 0.25'ten çıkmış, yani 25 sentten çıkmış. En fazla 1 dolar görmüş. Yani ortalama 4x falan yapmış. Hani değişik bir platform, yeni bir platform. Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışıyor. Şu anda tabii ki de buradaki geç güncelleme olduğu için şuradan bakarsak daha iyi olur. Şu anda 67 sentte bir adet token değeri. Burada tabii ki de daha da yükselmiş ama CoinGecko'da bunu göstermemiştir. Yani 1.35'e kadar çıkmış baktığımızda burada. 0.25'ten piyasaya çıkmış. 1.35'e kadar çıkmış şu anda. Burada da görmüş olduğunuz gibi token satışlar yapılıyor. Alımlar var. Örneğin 1000 tane alan var. 6000 tane alan var. Bunlar da görebilirsiniz. Şimdi peki platformda token satışı nasıl yapılıyor? Onu da söyleyelim. Bu platformun 3 adet katmanı mevcut. Bunlar stratejik katmanı var. Bir armada katmanı var. Bir de roket katmanı var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şunu söyleyelim. Elinizde 1000 adet, pardon, 100 adet tutarsanız roket seviyesinde oluyorsunuz. 6000 olursa armada, 10.000 olursa stratejik katmanda oluyorsunuz. Hepsinde whitelist mevcut. Şöyle bir durum söz konusu burada. Herkes whitelist'e alınıyor. Herkes alınıyor, bunu söyleyelim. Hani ben sordum bunu, herkes alınıyor mu, nasıl, garanti mi oluyor diye. Herkes alınıyormuş. Başvuru yapan herkes alınıyor. Ama şöyle alınıyor. Şunu söyleyelim. Elinizde 100 adet tutmanız lazım. Bunu söyleyelim. 100 adet tutarsanız bu roket katmanındaki whitelist'e katılıyorsunuz. Ancak şöyle bir durum söz konusu, eğer burada açıldığında, görmüş olduğunuz gibi burada açıldığında hızlı gelen alır şeklinde olacak. Yani hepsinde bu, armada da aynı şekilde, yine yukarıdaki burada sadece yalnızca davet ediyor. Zaten token şeyine bakarsak, bu dağılımına baktığımızda çok fazla holder'ı da mevcut değil şu anda, onu söyleyelim. Çok az bir holder'ı mevcut şu anda. Yani ortalama benim gördüğüm kadarıyla 1600-1700'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden hani katılım şu anda az olacağı için şansınız biraz fazla olabilir. Tabii ki de şöyle de bir durum söz konusu. Şu anda whitelistleri, zaten burada whitelist kısmına baktığımızda Telegram kanallarda 3-7 gün ön satıştan 3-7 gün öncesinde açacaklarını söylüyorlar. Şu anda zaten 6 gün kaldı neredeyse. 6 günden daha az kaldı bu Citizen Finance'ın IDO'suna. Bu yüzden hani yarın ya da diğer gün büyük ihtimalle açıklarlar whitelist'i. Zaten ben sorduğumda açıklayacaklarını söylediler. Şimdi bu platformun IDO detaylarına bakacak olursak 22 Mayıs Türkiye saatiyle 17'de token satışı olacak ve toplam arzı 500 bin token, daha önce söylemiştik. Ve 100 bin adedi Super Launcher üzerinde kullanıcılara satışa sunulacak. Şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Biraz önce bahsetmiştim burada. Şöyle bakarsak şurada. Şimdi bu görmüş olduğunuz gibi 3 adet katman var. Bu katmanların şöyle bir durum söz konusu. Eğer yukarıda olursanız daha fazla alım hakkı oluyor ve şansınız daha fazla oluyor yani. Nasıl söyleyeyim? Şimdi burada örneğin armada kısmındasınız. Çok az, 6000'den fazla tutan olduğu için burada, hani 6000 kişi daha az olduğu için burada hem size daha fazla tahsis sunuyorlar hem de
hızlı bir şekilde almanız daha mümkün oluyor. Mesela burada 100 adet tutanlara başvuru sayısı çok fazla olur. Çünkü zaten 60 dolar, 70 dolarlık bir kısım olduğu için buraya başvuranlar daha çok olacak ve hızla gelen alır olduğu için, yani ilk gelen ilk alır hizmet olduğu için burada şansınız biraz daha zor yani. Hani biraz daha şansa bağlı burada, ama burada biraz daha şansınız fazla olduğunu söyleyebilirim. Yine üstteyseniz daha fazla oluyor. Şimdi IDO kısmının bir diğer detayına bakacak olursak, burada 900 BNB toplamayı hedefliyorlar ve IDO fiyatına baktığımızda 1 BNB'ye karşılık 111 SIFI token eşit olduğunu söyleyebiliriz. Listelemede ise fiyat biraz daha yükseliyor ve 1 BNB'ye karşılık 133 SIFI token olduğunu görebiliriz. Yine alt kısma gelecek olursak, burada biraz önce bahsetmiştik zaten. Görmüş olduğunuz gibi burada zaten token dağılımından bahsetmiştik. Burada da nasıl katılacağınızdan bahsetmişler. Ve şöyle de bir NFT airdrop yapıyor bu platform. Elinde top 500, yani en fazla token tutan 500 adrese rastgele NFT gönderecekler. Bunu da baktığımızda görmüş olduğunuz gibi, şöyle Türkçe'ye çevirirsek daha iyi anlarız. Burada 28 Mayıs 2021'de dağıtacaklarını söylemişler, görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da en iyi 500 launch sahipleri koleksiyonlardan NFT'lerle ödüllendirmeyi teklif etti diyor. Ve böylelikle NFT kazanabilecek en iyi 500 adres, yani en fazla elinde token tutan adresler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada diğer detaylardan da bahsetmişler zaten, platform detaylarından. Şimdi bir diğer kısma geçelim. Bu platformda nasıl token satışına katılacağız onu söyleyelim. Daha önce bu platform sadece kendi token satışını yapmıştı. Şu anda baktığımızda alım yapabilmemiz için öncelikle cüzdanımızı üstten bağlamamız lazım. Eğer whitelist'e seçilirse, burada da zaten whitelist'in görmüş olduğunuz gibi hepsini açıklamışlar burada. Örneğin burada daha öncesinde tabii ki de bu GMS diye bir token tutarak bu platformdan alım yapabiliyordunuz, bu Super Launcher'ın kendi token'ını. Burada da görmüş olduğunuz gibi whitelist'te seçilenleri burada seçmişler. Dediğim gibi yani çok fazla katılım var burada. Yani 2000 kişi katılmış neredeyse. Yine burada da sadece herhangi bir şey yok zaten. 198 kişi katılmış. Tabii ki de bunlardan hızlı gelen alır şeklinde olmuş. Burada whitelist'lerin sonuçlarını açıklıyorlar. Alım yapmak için yapmanız gerekenler: cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bunu Wallet Connect ya da MetaMask ile bağlayabiliyorsunuz, ya da Trust Wallet ile bağlayabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Daha sonrasında örneğin Citizen Finance'ın açıldı. Hangisine girmek istiyorsunuz? Örneğin siz Rocket kısmındasınız. O yüzden Rocket kısmı açılması lazım. Veyahut da diyelim Armada satışına katılmak istiyorsunuz. Burada geliyorsunuz ve yapmanız gerekenler: burada Coin Pool kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında ise alım açılma kısmı geliyor. Yani ne kadar alacağınız zaten size belirleniyor orada. Maksimum alım vesaire, bunların hepsi belirleniyor. Görmüş olduğunuz gibi burada mesela 3 BNB'lik alım yapabiliyorsunuz. 3 BNB yazıyorsunuz veya işte ne kadar belirlenirse o Citizen Finance'da onu yazıyorsunuz ve onaylıyorsunuz MetaMask'tan ve alımınız tamamlanıyor. Tabii ki de token listelemesine kadar genelde tokenlar kilitli olur. Bu yüzden buradan daha sonrasında geldiğinizde claim kısmından tokenlarınızı claim etmeniz lazım ve cüzdanınıza aktarılıyor. Şu anda whitelist dediğim gibi açık değil, ama bugün yarın açıklanır onu söyleyelim. Hani ben sorduğumda öyle demişlerdi. Ayrıca platform Poly Network ile de, yine Getblock ile de anlaşması mevcut. Bir
çapraz zincir Launchpad platform merkezisi bir Launchpad platform olduğunu söyleyelim. Burada gördüğünüz gibi platform bu şekilde. Dediğim gibi eğer almak isterseniz, yani bu Citizen Finance'ın token satışına katılmak istiyorsanız öncelikle elinizde 100 adet token tutmanız lazım. 100 adet Launch token tutmanız lazım. Onun da değeri yaklaşık 61, 62 ya da burada değişiyor tabii ki de, şu anda 68'de örneğin. 68 dolara alın. Yapabiliyorsunuz 100 adet. Daha sonrasında bunu BEP20 cüzdan adresinizde tutuyorsunuz. Ve daha sonrasında ise whitelist açıldığında whitelist'e katılıyorsunuz ve ondan sonra hızlı gelen hızlı alır şeklinde alımınızı yapabilirsiniz. Şunu da söyleyelim. Şu anda bu Super Launcher'ı sadece Pancake üzerinden alabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Sadece Pancake üzerinden alın yapabiliyorsunuz. Bunu da belirttikten sonra benim anlatacaklarım bu şekilde. Platformu ben hani bayağıdır takip ediyorum. Zaten ilk başta da videosunu çekmiştim. Platform güzel. Hani ben biraz daha oyunlarla içli dışlı olduğum için güzel bir FPS oyunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda oyun oynarken kazanç da sağlayabiliyorsunuz bu platformdan. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.